Merhaba, ben Ece Vahapoğlu. İstanbul'un çok güzel bir noktasındayım. Gümüşsuyu'nda eşsiz bir konumda CVK Park Bosphorus Otel'deyim. Buraya spora geliyorum, yemeğe geliyorum, masaja geliyorum. Şehir dışından gelenler, hatta bazen şehir içindekiler bile bu güzel odalarda kalıyor. Lüks mimarisi ve niş konseptiyle harika bir otel. Şimdi otel böyle uyku aklınıza geliyordur. Evimizde veya otelde, seyahatte iyi bir uyku için uykuya gitmeden önce yapabileceğimiz belli başlı hareketler var. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, işte günün stresi üzerinizdeyse, bazı yerleriniz bedeninizde ağrıyorsa, böyle iyi, derin, rahat bir uyku, böyle bebekler gibi bir uyku çekmek istiyorsanız rahat bir şekilde bu hareketleri mutlaka yapın derim. Hemen başlayacağız. Ben şimdi oturma pozisyonundan matta şöyle hemen ilk pozisyona geçiyorum. Şöyle matta geçtim. Siz de bir spor matında ya da evinizdeki halıya bir havlu sererek yapabilirsiniz. Dizlerimin üstüne geliyorum. İlk hareket. Balasana çocuk pozu, child pose. Çok rahatlatıcı, dinlendirici bir poz. Ve bunu uykuya yatmadan önce de yapabilirsiniz. Veya mesela gün içinde dinlenmeye ihtiyacınız var. Bu hemen sakinleştirip, beli de rahatlatıp dinlendiren bir poz. Başımızı aşağıya doğru, yani mata doğru getirdik. Alnımızı mata koyuyoruz. Belimiz, kalçamız iyice topuklara değiyor. Kolları da yana bırakıyoruz. Çok rahat. Burada 5-10 nefes bekliyoruz. Gözler kapalı. Yavaşça elleri koy. Ben neredeyse burada uyuyacaktım. O kadar rahatlıyorum. Bu poz benim favori. Böyle rahat duruşlarımdan biri. Şimdi bir tane burga hareketi göstereceğim. Birkaç tane hem kalçayı da rahatlatan, beli de rahatlatan, uykuya rahat geçiren hareketler de göstereceğim. Dilerseniz hemen buradayken belimizi koyalım. Mata, ayak tabanları yerde, bacaklarımızı ikisini böyle birleştiriyoruz dizden. Bir tarafa doğru, sola ya da sağa iteceğiz. Şimdi sağa doğru itelim, yapıştırdık yere. Bakışımız diğer tarafta, bir twist hareketi, hem toksinleri hem günün stresini, yükünü atıyor. Bu şekilde bir 5 nefes bekle. Uykudan önce böyle çok rahatlatan bir hareket. Bedendeki sıkışıklıkları da rahatlatıyor. Çapraz bir şekilde üst beden burgu yaptık. Ortaya gel ve diğer tarafa. Diğer tarafa bacakları bırak. Ve bakış üst beden çaprazda. Şurada bir çevrilme burgu twist hareketi oluyor. Ve ortaya gel. Kendine doğru çek, beli de rahatlat. Şimdi buradayken benim sevdiğim bir hareket. Bunu çok spontan bir şekilde ekliyorum. Hem baş ağrısına da iyi geliyor. Ayak parmaklarınızı, yani elinizle ayak parmaklarınızı, aslında baş parmağınızı şu şekilde kavrayıp böyle biraz açıp belinizi iyice bastırtıp böyle bekleyin. İnanılmaz rahatlatıyor. Bu böyle migrene, baş ağrısına da iyi gelen, sindirime de iyi gelen çok çok güzel bir hareket. Uykudan önce de böyle rahatlatır. Hem kan dolaşımı için bacaklar biraz havada. Bekledik. Yine en az 5 nefes, hiç acele etmeden. Ve yavaşça kapatıp pozdan çıkıyoruz. Şimdi buradayken devam ediyoruz. Eğer yatağınız sertse, hani bazı hareketleri yatakta da yapabilirsiniz. Şu şekilde sanki bacak bacak üstüne atıyormuş gibi
Dizden büktük, ayağımızı bu şekilde getirdik. Alttan tutuyoruz, sanki iğne deliğinden geçiyor. Zaten pozun adı da iğne deliği pozu. Bu bacağımızı kendimize doğru çekerken buradaki kalça da rahatlıyor. Kendine doğru çek. Ve 5 nefes bekle. Hem beli hem kalçayı, bütün o stresi, sıkışıklığı rahatlatıyor. Ve size güzel bir uykuya hazırlıyor. Bacak değiştir, koy yavaşça. Evet, şimdi diğer tarafa. Yine elleri içeriden sok, kenetle burada, parmakları birbirinden geçir. Ve bacağı kendine doğru çek. Bu sefer sol kalça iyice rahatlıyor, sıkışıklıklar. Herkesin sol ve sağ tarafı farklı olabilir. Bir 5 nefeste burada bekle. Yavaşça bırak. Şimdi yine deminki gibi yaptık bacağımızı. Bu kez şimdi böyle yaptık. Buradan dizimizin üstüne, yani en dıştan tutup çekeceğiz. Yine iğne deliği gibi. Dizin üstünden bacağın ön kısmını bu sefer kendimize yaklaştırıyoruz. Biraz daha da derinleşti kalçadaki esneme. Yavaşça bırak, bacak değiştir. Elleri soktuk. Yine şurada elleri kenetledik ve bacağımızın ön kısmını kendimize doğru çekiyoruz. Yatmadan önce yatağınızda rahatlıkla yapacağınız, bence uykudan önceki en etkili hareketlerden biri, en etkili duruşlardan biri. Gün boyunca ayak bileklerimizde ödem oluyor, şişkinlik, yorgunluk oluyor, bütün gün ayaktayız. Aslında o kan dolaşımını terse çevirmek için bacakları yukarı dikmek. Yatağınızda hemen yatağınıza yatarak duvara dayayabilirsiniz veya halınızın üstünde duvara dayayabilirsiniz. Şimdi biz çekim yaptığımız için matın buraya bir tane böyle yüksek koltuk getirdik, göstereceğim. Kalçanızı mümkün olduğunca duvara, koltuğa yaklaştırıyorsunuz ve bacaklar yukarı dik bir şekilde. Bakın hala mesafe var. Biraz daha gelebilirim hatta şöyle. Evet, biraz daha geldim. Belde boşluk olmasın, rahatlatmak için incecik bir havlu, yastıkta koyabilirsiniz belinize, daha da rahatlatır. Ve böyle 5 nefes değil, çok daha fazla, belki bir 20 nefes burada rahat bir şekilde, kollar yanda, yüz, kaslar, her şey çok rahat. Avuç içleri yukarı baksın, bacaklar yukarıda. Şöyle bir kan dolaşımı değişsin. Bu şekilde yatmadan önce çok rahatlatır. Haydi biraz rahatlayalım. Evet, siz bu süreyi daha da uzatabilirsiniz. Ben tekrar şöyle başlangıç pozisyonuma doğru girerek videoyu kapatayım. Bu hareketi yaptıktan sonra yatağınızda uzanabilirsiniz. Mesela yogada Shavasana dediğimiz böyle bir ceset pozu vardır. Sadece uzanacağız. Aslında şu şekilde uzanacağız ve buradan da uykuya dalabilirsiniz rahat bir şekilde. Önemli olan yatakta kaslarınızı rahatça bırakmak. Yani dişinizi, çenenizi, kaşlarınızı, ne bileyim elinizi
kalçanızı hiç sıkmıyorsunuz. Bütün kasları bırakıyorsunuz. Derin derin nefeslerle uykuya dalıyorsunuz. Bence mutlaka bunları deneyin. Beni hatırlayacaksınız. Şimdiden güzel, iyi uykular diliyorum. Hoşça kalın.